Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban bugün 27 Ekim çarşamba ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasasında Ethereum haricindeki diğer kripto paralarda bir miktar satış baskısı hakim özellikle lider kripto para birimi bitcoin dolar cephesinde 63 milyon dolar seviyelerden gelen satışlar dikkat çekti. Kritik bir destek bölgesi vardı hatırlarsanız sarı bir bölge olarak gösteriyorduk onu. O noktadan tekrar tepki hareketi geldi ancak devamı gelecek mi? Biraz sonraki analizimizde bunu irdeleyeceğiz. Şu anda 60.965 dolar seviyesinden işlem görüyor. Lider kripto para birimi %2.42 oranında kayıp var son 24 saatlik dilim baz alanı zaman. Ethereum'da ise Bitcoin'in tam tersi bir seyir hakim. 4285 dolar seviyesinde şu dakikalar itibariyle %2.09 oranında bir prim söz konusu 24 saatlik son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Ethereum dolar paritesi için biliyorsunuz 4500 dolar seviyesini ısrarla üzerine duruyoruz. 4400-4500 dolar bandının ve yukarı hareketlerin devamı için bir de altcoin'lerdeki hareketi kısmi olarak tetiklemesi için paritenin Ethereum dolar paritesinin 4500 dolar seviyesinin üzerine çıkıp artık bu noktayı destek noktası haline getirmesi şart olduğunu belirtmiştik. Bu gerçekleşirse hemen değil ama kademeli olarak paritede biz 6000 dolarlı seviyelerin kademeli olarak tekrar altını çizelim. 6000 dolarlı seviyelerin hedeflenebileceğini altını çizmiştik. Bu seviyenin bir miktar altında fiyatlar oluşuyor ancak takip edilmeli özellikle altcoin'lere ilgili altcoin'lere ilgi duyan yatırımcılar tarafından. Önemli kripto para bilimlerinden DOT'ta %3.69, Binance Coin'de %0.05 oranında çok küçük yükselişler varken Solana'da %2.10, Adada %1.23, XRP'de %0.80 ve Dogecoin'de %2.69 oranında kayıp var. Yine son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Bugünkü videomuzun ana konusu her zaman Bitcoin dolar paritesi piyasayı ciddi anlamda domine ettiğini söylemiştik son 4-5 aydır. Şu sıralar bir miktar etkisini kaybetti. Ancak yine de ee, piyasanın geneline bakmak için Bitcoin dolar partisi yönünü belirlemekte fayda var. Bunun dışında Hol Holo Holocoin de sizden gelen istekler doğrultusunda bugünkü videomuzun konular arasında yer alacak. Hemen Bitcoin dolar paritesiyle hızlıca başlayalım. Aslında dünkü izlememiz analizimiz, yani analizimizden beri fiyat düşüşünün dışında teknik direnç ve destek noktaları konusunda çok fazla değişiklik yok Bitcoin dolar paritesinde. Ee, hatırlarsanız dünkü analizimizde bu kırmızı ile gösterdiğimiz tren çizgisinin çok kısa vadeli bir düşüş trendi olduğunu, ana trendin hala yukarı yönde olduğunu ve bu düşüş trendinin baskısı, satış baskısının paritenin önümüzdeki seanslarda hissedebileceğini altını çizmiştik. Paritenin de ki dünkü seanslarda analizi yaptığımız dakikalar itibariyle yaklaşık 63.800 dolar seviyeler, 63.700 dolar, 7.800 dolar bandına denk gelen direnç bölgesini kıramadı ve teknik anlamdaki açıklaması bu kıramayınca çok sert bir şekilde geri çekildi. Yine hatırlarsanız dün bir sarı bölge çizmiştik ve bu sarı bölgenin Bitcoin dolar paritesinde olası geri çekilmelerde kuvvetli destek bölgesi olduğunu altını çizmiştik. Nitekim parite yaklaşık 60 bin dolar seviyelerin bir miktar altına kadar sarktı. Ancak bu noktada tekrar yönünü yukarı çevirmişe benziyor. Ancak şu anda paritenin geçmesi gereken bir nokta var. O da bu trendin direnç noktası. Bu trendin direnç noktası ise şu dakikalar itibariyle yaklaşık 62.700-62.800 dolar seviyelerine geliyor. Yani paritedeki çok kısa vadeli olan bu satış baskısının altlatılması için 62.700-62.800 dolar seviyesindeki bu direnç nobelgesinin kuvvetli bir şekilde kırılması lazım. Şimdi bu seviyenin üzerine çıkabilir parite ancak biz bunun teyidini nasıl alacağız bu paritenin bu trend çizgisinin kırdığını 63.700 dolar seviyesini kırmasıyla bu seviye kırılırsa biz paritede tekrar 67.000 hatta 70.000 dolarlı seviyelerden yavaş yavaş da olsa bahsetmeye başlayacağız. Geri çekilmelerde ise her zaman dediğimiz gibi 59.000 ee, 678 ve 60.300 dolar bandı kuvvetli destek bölgesi bu sarı bölge. Şimdi paritede bu direnç noktası nasıl denilebilir onu da bir e, tekrar bakalım. Bollinger bandından destek alalım biraz. Şimdi Bollinger bandının orta eğrisi 61.736 dolar seviyesinden geçiyor şu dakikalar itibariyle. Şu anda parite dikkat ederseniz Bollinger bandının alt bandını yani orta eğrisini kırdıktan sonra alt eğrisine kadar bir geri çekilme olur. Genelde Bollinger bandlarında e, orta eğrinin altında yapacak, altında yapı, üstüne yapılacak kapanışlarda <laughs> bir sonraki eğri çizgisine kadar bir yükseliş ya da bir düşüş gerçekleşebilir. O zaman biz şu anda ilk aşamada e, paritede 61.738 dolar seviyesine Bollinger bandını aldığımız desteğe göre 61.738 dolar seviyesine dikkat edeceğiz. Bu seviye kırılması durumunda paritedeki 62.796 dolar seviyesinde görülen bu direnç noktasının bu trend trencinin üzerine çıkılma ihtimali oldukça artacak. Zira üst bandı yaklaşık 63.935 dolar seviyesi bulunuyor şu anda Bollinger bandının paritesinde zaten 63.731 dolar 721 dolar seviyede e, bu trendin kırıldığının teyidini alacağımız nokta burasıydı. Yani şu anda paritede 61.735 e, 61.739 dolar seviyesi Bollinger bandı için oldukça kritik önemli bir seviyeye geçilmesi durumunda e, trend trencinin kırılması yönelik hareketler gerçekleşebilir ancak altında kalınması durumunda yani bu orta eğrinin altında kalınması durumunda e, o zaman alt eğriye kadar 59.542 dolar seviyelerine kadar tekrar bir geri çekilme olabilir ki burası da bizim o meşhur sarı bölgemiz. Şimdi buraları çok kısa vadeli düşüncelerimiz bizim Bitcoin dolar paritesi için ancak Bitcoin dolar paritesinde asıl önemli noktanın, asıl önemli trendin bu yükseliştir. Ana trendin bu yükseliş trendi olduğunu söylemekte fayda var. Bu trendin destek noktası şu dakikalar itibariyle yaklaşık 58.500-59.000 dolar bandına denk geliyor. 50 periyotluk harekette ortalamaya bakalım. Genelde yükselişlerde 50 periyotluk harekette ortalama üzerine seriliyor parite. 4 saatlik periyotta. Şimdi 50 periyotluk harekette ortalama geldiği noktaya dikkat. Burası yaklaşık 62.500 dolar seviyesi. 62, 531 dolar seviyesi. Biz direnç noktası olarak nereye göstermiştik? 63 bin, e, 62796 dolar seviyesi. Yani paritede 50 periyotluk hareketli ortalamayla bu trendin e, direnç noktası hemen hemen birbirine yakın. O zaman biz paritede ilk belki ilk aşamada 61.700 dolar seviyelerine, 730 dolar seviyelerine dikkat çekeceğiz. Bollinger bandı sebebiyle. Daha sonra bizim için asıl önemli nokta 62.500-62.800 dolar bandı olacak paritede. Bunlar geçilirse yükseliş hareketini görebiliriz. Ancak şuradan gelken özellikle sarı bölgeden gelen tepki alımlarının e, olumlu olduğunu söylemekte fayda var. Maktama indikatörüne bakalım. Evet maktama indikatörü hala negatif yönde sinyal üretiyor. Ancak son 3 tane 4 saatlik periyotta bu negatif sinyalin oldukça e, azalmaya da oldukça demeyelim e, pozitife dönme yönünde MRL'lerin olduğu çok 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 küçük de olsa MRL'lerin olduğunu söylemekte fayda var. Şu anda parite için e, özellikle bu sarı bölgenin üzerinde kaldığı sürece yukarı denemelerin olacağını söylemekte fayda var. Bir de isterseniz haftalık bazdaki grafiğine bakalım Bitcoin dolar paritesinin. Aslında haftalık bazdaki grafiğe geçmeden önce isterseniz bir de Fibonacci düzeltmelerine bakalım. Fibonacci düzeltmeleri zira bizi destekler nitelikte sinyaller oluşturuyor. Dikkat ederseniz 59.639 dolar seviyesinde bir destek noktası var paritede. Biz az önce yaptığımız 4 saatlik periyotik analizimizde Hatırlarsanız 59660.000 dolar seviyesine dikkat çekmiştik ve burasının kuvvetli destek bölgesi olduğunu ve bu paritenin bu seviyenin altına gelmemesi gerektiğini altına çizmiştik. Paritenin e, bu seviyenin altına gelmesi durumunda Fibonacci düzeltmesine göre 57307 ve 54974 dolar seviyeline kadar bir geri çekilme riskinin olduğunu söyleyebiliriz. 59639 dolar seviyesindeki Fibonacci düzeltmesinin de yakın dönemde ne kadar e, kuvvetli bir şekilde çalıştığını görebiliriz. Şimdi isterseniz bir de haftalık grafiğine bakalım. Tekrar belirtelim 4 saatlik grafiğe göre kısa vadeli tabi değilseniz kısa vadeli yatırımcı değilseniz 4 saatlik grafiğe göre haftalık grafik Bitcoin dolar paritesine çok daha iyi sinyaller veriyor. Zira dikkat ederseniz paritedeki bu düşüş yükseliş trende vardı bu trenden altına sarkalı paritede o dönem için yaptığımız analizlerde bu trenden altına sarkılması durumunda inişli çıkışlı bir fiyat seyirinin olacağını gerçek bir yükseliş trendi olmayacağını belirtmiştik. Ne zamanki parite bu seviyenin üzerine çıktı yukarı hareketini devam ettirdik. Zira bu düşüş trendinin yukarı kırılmasıyla hareket hızlandı. Buradaki düşüş trendinin yukarı kırılmasıyla hareket hızlandı. Ve parite şu anda haftalık grafikte yükseliş trendi üzerinde. Ve yükseliş trendindeki destek noktası 59.468 dolar seviyesine denk geliyor. 59.560 dolar seviyesi parite için son derece kuvvetli önemli destek bölgesi olduğunu bir kere haftalık grafikte bize göstermiş oldu. Şimdi haftalık grafikte bu seviye test edildi. Bu seviyenin üzerinde kalma çabası içerisindeki hareket sürüyor. Zaten yaptığımız hafta başında yaptığımız analizde haftalık bazlık yaptığımız analizde 60.000, bin, 60.000, bin, 60.000, bin, 65.000 dolar bağında bitcoin dolar paritesinin hareket edebileceği bir haftanın bizi bekleyebileceğini altına çizmiştik. Parite şu anda 59.468 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece haftalık bazda yükseliş trendi üzerindeki hareketini devam ettirecek. Ve bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece 65.353 dolar seviyesi ara destek, ara direnç noktası olmak üzere Paritedeki asıl hedefin 77 bin dolar seviyesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iki tane önemli şartı haftalık grafikte. Birincisi mavili gösterdiğimiz bu trend çizgisi üzerinde kalınmalı. İkincisi ise 65.353 dolar seviyesindeki ara direnç noktasının kırılmasının gerektiğini söyleyebiliriz. Maktama indikatörüne bakalım. Maktama indikatörü evet şu anda e, bir miktar zayıflatmış görünüyor. Bu sebeple zaten biz 60.000-65.000 dolar bandında bir seyir beklediğimizin altını çizmiştik. Tekrar belirtelim. Evet bir kısa vadeli bir düşüş trendi var Bitcoin dolar paritesinde ancak ana trendin hala yukarı olduğunu 59.560.000 dolar seviyesinin bu trenddeki önemli destek bölgesi olduğunu altını çizelim ve bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece paritede 65.353 ara direnç noktası olmak üzere asıl hedef noktasının 77.000 dolar seviyeler olduğunu belirtmekte fayda var ancak 59.468 dolar seviyesinin altına eğilmesi paritede bir, bir anda 50.000-53.000 dolar bandına kadar geri çekilme riskini beraberinde getirir. Bu noktayı da unutmamak gerekiyor. İsterseniz bir de Holocoin'e bakalım. Şimdi Holocoin'in 4 saatlik grafiği önümüzde açık. Hatırlarsınız yakın dönemde Holocoin'e dikkat edilmesi gereken koylar arasında yer vermiştik. Şu sarı bölgenin üzerinde durmuştuk. İsterseniz fiyatları virgülden sonraki rakamlar olarak telaffuz edelim. 0,10 0,102 0.102 diyelim 0.102 seviyesinin ve 0.106 seviyesinin aşılması durumunda Holocoin'de ciddi bir yükseliş potansiyeli beklediğimizi ve diğer sarı bölgeye doğru yani 0.120 ve 0.123 dolar seviyelere kadar hareketini e, 0.120 ve 0.123 dolar, dolar seviyelere kadar hareketini ciddi anlamda beklediğimizi belirtmiştik Holocoin'de. Beklentilerimizi karşıladı şu anda Holocoin. Ancak şu sarı bölge üzerinde bir miktar zorlanıyor. Burası da doğal. Çünkü burası aslında yaklaşık 23 Eylül tarihinde başlayan ve Holocoin'de yükselişleri sınırlandıran trendin direnç noktası. Yani 0.120 0.120 dolar seviyesi ve 0.123 dolar bandı Holocoin'de önemli bir direnç bölgesi. Bu seviyenin aşılması durumunda Holocoin'de 0.133 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyeli görüyoruz. Ancak bu seviyenin kırılması Holocoin'de asıl hedef noktasını bir anda daha üst seviyelere çekebilir. Holocoin'de bir anda e, 0-164 e, dolar seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyeli gerçekleşebilir. Ancak tekrar üzerine basa basa söyleyelim. Bu sarı bölgenin kuvvetli şekilde kırılması şart. Eğer bu seviye kırılmazsa hacimli bir şekilde o zaman Holocoin'de satış baskısının hakim olacağı seanslar izleyebiliriz. Bu durumda tekrar 0-110 ve 0 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskinin olabileceğini söyleyebiliriz. O yüzden Holocoin'de yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıları özellikle şu sarı bölgenin kırıldığının teyidini alması şart. Burası 0.120 ve 0.123 dolar bandı yapıyor. Bu seviye geçilirse çok büyük ihtimalle 0.33 dolar seviyene kadar hızlı bir yükseliş olacak HoloCoin'de. Bu seviyenin de aşılması durumunda asıl hedefi noktasının az önce belirttiğimiz gibi 0.160 dolar seviyelerin üzeri olduğunu söyleyebilir. Tekrar üzerine basa basa söyleyelim. HoloCoin'de evet şu andaki teknik görünüm olumlu. Ancak şu sarı bölgenin kırılması şart. Eğer kırılmazsa biz tekrar HoloCoin'de 0.102 ve 0.106 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme potansiyeli bir riski görebiliriz. Burasının artık sarı bölgenin bir destek bölgesi olarak çalışması lazım. Geri çekilmeler olası geri çekimlerde bu sarı bölgeden bir miktar tepki hareketi beklenebilir. Maktama indikatörüne bakalım. Maktama indikatörü evet şu anda pozitif yönde sinyal üretiyor ama sinyalin e, kırmızı ve mavi çizginin Oldukça yüksek seviyelerde olması bir miktar temkinli olunması gerektiğini gösteriyor bize maktama indikatörü. Çizimleri kaldıralım bir de e, Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında ufak ufak anekdotlar da veriyorum teknik analizle ilgili. Bollinger bandının üst ve alt çizginin dışına çıkılması o ayıtırma ya enstrümanı hisse senedi de olabilir, döviz de olabilir, kripto paralar da olabilir. O enstrümanın genelde tekrar Bollinger bandının içine girilmesi e, anlamına gelir. Eğer alt çizginin dışında tekrar içeriye girmesi yani yükselmesi, üst çizgiyi açtıysa da tekrar e içine girmesi e, beklenir. Nitekim e, Holocoin'de da yükseliş hareketinde Bollinger bantların üst çizgisinin üst eğrisinin yukarısı geçildi ve parite tekrar Beklentilerde beklentiler da altına gelmiş oldu. Bir de 50 periyotluk hareketli ortalama bakalım. 50 periyotluk ortalama aldıkça aldıkça aşağıda kaldı. Bu sebeple Holocoin'de önümüzdeki seanslarda bir miktar daha bu gösterilen yani bu göstergeler bize Holocoin'de önümüzdeki seanslarda bir miktar daha bu sert yükselişin %30'a varan çok sert yükselişin bir miktar daha sindirilmesi zamanının gelebileceğini gösteriyor şu anki teknik analiz grafiği. Bugünkü videomuzda her zaman olduğu gibi ana konumuz Bitcoin dolar partisi. Bunun dışında Holocoin'de e, hem e, pazardaki hacmi dorasıyla hem de sizden gelen istekler olmasında bugünkü videomuzun analizi arasında yer aldı. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.